Kadınların iş gücüne katılım ve istihdam oranları düşük. Namık Kemal Üniversitesi konferans salonu ve fuaye alanında gerçekleştirilen Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarına katılan Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç, çalışma hayatında Milli Seferberlik Projesi'nin analizi hakkında konferans verdi. Kılıç, dünya genelinde iş gücü piyasasında bir daralma olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin küresel piyasadaki daralmadan etkilendiğini belirtti. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerinden bilgiler veren Kılıç, 2016 yılında küresel işsizliğin %5.7 düzeyinde olduğunu, bu oranın 2017 yılı için ise 5.8 olarak tahmin edildiğini ve genç işsizlik süresinin giderek arttığını aktardı. Türkiye'de yapılan anketlere bakıyoruz, işsizlik birinci sırada çıkıyor. Ancak aynı sorun kıta Avrupası ülkelerde de var. İşsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasında rahatsızlık verici bir duruma ulaşmış durumda. Bu sorun İngiltere, Fransa, Almanya'da da var. 2016 yılında küresel genç işsizlik %13.1'lere ulaşmış. Normal işsizlik oranlarının iki katından fazla. 2017 yılında da bu değişmeyecek. Dünyada 71 milyon işsiz genç bulunuyor diye konuşan Kılıç, kadınların istihdama katılım oranlarının da düşük düzeyde olduğunu anlattı. Evet, biraz önce de gösterdik ama özellikle bu işte son teşvikler, 6111'i biliyorsunuz, 6111 kadın ve genç istihdam teşviki mesela. Bunlar son 5-6 yılda kadın iş gücüne katılım oranını ülkemizde yükseltti. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani kadın iş gücüne katılım oranı bundan işte ne bileyim 2000'li yılların başında çok daha düşük düzeydi. Yaklaşık 10-11 puanlık bir artış var. O da son dönemde hem bu devletin uygulamış olduğu teşvik mekanizmalarının yerindeliği hem de artık ülkemizde bu sosyo-kültürel tutuculuğun yavaş yavaş dağılmaya başlamış olmasıyla alakalı. Konferans sonunda İşkur Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Kılıç'a katılımlarından dolayı plaket takdim etti.